Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ...2022 yılının Şubat ayının 27. gecesi, mübarek Miraç Kandil gecemiz. Bütün kardeşlerimizin Miraç Kandilleri mübarek olsun. Burada bulunan ve aramızda olamayan bütün kardeşlerimizin de kandilleri mübarek olsun. Bütün ihvan-ı güzinin, bütün İslam ümmetinin, bütün insanların hak ve hakikat yolunda kat ettiği mesafeler, miraçlar olduğu için bütün insanlığın da miracı mübarek olsun. Efendimizin de buyurduğu gibi Rabbim bizleri kullanarak sizlere anlatmayı, sizler de idrak edip anlamayı sizlere de nasip eylesin inşallah. Malumunuz Miraç merdiven demektir. Yükselmek demektir. Rucu etmek, uruç etmek demek. Bunu ihyasını inşallah zikir güzelliğinde üç ifnanın bir nüzulü ve üç ifnanın bir ihyası, bir ihyanın üç nüzulü yönüyle işleyecek olursak üç ayet bir de hadis kullanalım inşallah. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki benim miracımla Yunus Aleyhisselam'ın miracını tefrik etme. Miraç bahsi. Ayetlerden de İsra suresi 1. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biz kulumuz Muhammed'i Mescid-i Haram'dan yüce ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bu da Miraç ayetidir. İsra suresi 1. Ve yine Necm suresi 7 ve 8. ayetlerde buyuruyor ki Sümme dena fetedella ve kâne kâbe kavseyn evet. Bu da Miraç ayetidir. Ve yine güzel Efendimizin de ayetlerden örnek ve ilahilerinde de gördüğümüz gibi Duhan suresi 1 ve 3. ayeti kerimede de Hamim ile Hakikat-ı Muhammediye yönüyle de o yaratılan Kur'an'ın yani canlı yapılan Miraç'ın da ayet olarak delili vardır. Hatta hakikati Muhammediye yönü olan Hamim'in Kur'an-ı Kerim'in sırları arasında 7 surede de geçtiğini görmekteyiz. Bunlardan hepsinin de 1. ayetinde geçer. Hamim sır. Muhammedi bir miraç. Hakikaten Muhammedi gibi olan hakikati Muhammediye yönümüz tesadüf değildir tabii ki. Cenab-ı Hak sırlarını ve kendi güzelliğini nakşederken nasıl ki bir insan bir resim yapsa en güzel sevdiği şekilde yapıyorsa en ufak bir atlama yapmaz kendi güzelliğinde. Onun için tevafuktur. Bunlardan birincisi
Duhan suresi birinci ayettir. İkincisi Mü'minun suresi birinci ayettir. Üçüncüsü Şuara suresi birinci ayettir. Dördüncüsü Zuhruf suresi birinci ayettir. Beşincisi Câsiye suresi birinci ayettir. Altıncısı Ahkaf suresi birinci ayettir. Yedincisi Fusillet suresi birinci ayettir. Ve yine Miraç bahsinde Resul-i Ekrem Efendimiz 7 kat semaya yükseldiğinde de o hakikat yönüyle yaptığı için diğer peygamberlere ne yapmıştır? Onlara diyor namaz kıldırmıştır. Yani biz tevhidi 7 mertebeyi 4 defa tahsil ederiz. Bu yönüyle de inşallah ilaveten işleyelim. Birinci 7'de tevhid ilmini öğreniriz. İlmel yakinlikte tevhid. İlk 28 basamaktır merdiven. Onun için bu da konunun Miraç bahsine inşallah bağlanmasıdır. Merdiven nasıl bir merdiven? 28 basamaklı ve nasıl bir yolculuktur? Hadis ve ayetler çerçevesinde Rabbim tecellisini bu kulu kullanarak, sizleri kullanarak da zevkini inşallah tatsın. 28 basamak merdivenin ilk 7'si tevhid tahsilini ilimle yapmaktır. İkinci 7'si şuhutla yapmaktır. Üçüncü 7'si zevkle yapmaktır. Dördüncüsü ise Adem'in alemde kendini seyri olan artık kendisini 7 mertebede seyretmesidir. Nüzulü miraçtır. Yani bu merdivenin basamakları hep çıkılıyor diye yalnız çıkıştır demeyin. Bu merdivenin inişi de zevklidir, çıkışı da zevklidir. Onun için Resulullah Efendimiz diğer peygamberlere namaz kıldırdığı mertebe onun tevhidi gerçekten yaşayıp kendi vücut ülkesinde onlara imam olduğu mertebedir. Son 7'dir. Yoksa o peygamberlere uruç ederken uğraması manasıyla değildir. Hani ulul azim bir peygamberin Hızır'a gitmesi. Biri ulul azim peygamber, diğeri Hızır. Biri de ulul azim peygamber ve tevhid babası İbrahim Aleyhisselam'ın duasının tecellisi tevhid ilmini benden sonra en güzel şuhut ve zevk eden neslimden bir peygamber gönder ya Rab deyişidir. Bak kendinden yüce atası olduğu halde. Biri Halil derecesinde olduğu halde. İşte Habib derecesidir. İnşallah Rabbim bu merdiveni hadis ve ayetler doğrusunda çıkıp inmeyi bizlere nasip eylesin. Bu bağlamda Resul-i Ekrem Efendimiz diyor ki benim miracım ile Yunus Aleyhisselam'ın miracını tefrik etmeyin. Yani tefrika ayrılıktır. Tefrik etmeyin, ayırmayın. Ayrılık değil, tefrik kökünden geldiği için ayırmayın diyor. O miraçla benim miracım ikisi de miraçtır. Fakat farkları nedir? Birisi taht-ı sarada, diğeri taht-ı üstüvadadır. Yani birisi Yunus balığının karnında, yani Mürşid-i Kamil'in bütününde, yani fena mertebelerinin tahsiliyle miraç yapmak, diğeri taht-ı üstüva, makamlar yönüyle, tecelliler yönüyle daha üstün, daha ihtiva eden, üst uva demek, daha üst, daha ihata eden, daha kuşatan, daha kapsamlı, daha tatlı, daha lezzetli. Fakat ikisi de miraçtır. Bugün bir tatlı yesek tatlı mıdır? İkisi de tatlıdır. Ama birisi cevizlidir, birisi fıstıklıdır. Onun için ayrım yapmayın. İkisi de tatlıdır. Demiştir. Biz bunu Yunus Aleyhisselam'ın miracını tevhid ilminde görüyoruz. Mürşid-i Kamil'e geliyoruz. Yunus balığı, Yunus deryanın balığıdır.
Neden mürşidi kamil Yunus balığıdır? Derya nedir? Herkes diyor ki, ben testimi deryaya götürdüm, doldurdum diyor. O da diyor ki, ben de testimi deryaya götürdüm ama benim testim kırıldı, deryaya karıştı. Şimdi denize gitseniz, siz de testinizi doldursanız, birinin testi orada kırılsa, parçaları denize karışsa, ona denizdeki testi denir mi artık? Evet. O denizse denizdir. Evet. Çünkü nice testiler, nice kayalar, nice batık gemiler, nice canlı hayvanlar hepsi denizin altındadır ama hepsine derya denir. Evet. Onun için Mürşid-i Kamil yer ve gök katlarını sevva eden 15. çeşit Cenab-ı Hakk'ın tecelliyahı 7-7-14 nefis ve ruh katları 7'şer mertebedir. Nefis katları nefsi emmare, levvame, mulhime, mutmeinne, raziye, marziye, safiyedir. Gök katları da tevhid mertebeleridir. Bunlardan birincisi tevhidi efaldir, ikincisi tevhidi sıfattır, üçüncüsü tevhidi zattır, dördüncüsü makamı cemdir, beşincisi makamı Hazretül Cem'dir, altıncısı makamı Cemül Cem'dir, yedincisi adiyettir. İşte Mürşid-i Kamil hepsine vakıf, oradaki tecellileri Rabbinin masarı olarak vücut ülkesinde açığa çıkardığı için o 15. çeşit olan yaratılmışların en yücesi olan insandır. Kamil insandır. Hakkın en güzel tecelligahıdır. Nasıl Resul-i Ekrem Efendimiz övülüyorsa, onlar da veresütül enbiya, enbiyanın varisleri, mirasçılarıdır. Onun için deryanın Yunus onlardır. İsa bile hazır olmak için Hızır'a gidiyorsa, bizler de Mürşid-i Kamillerin kapısını çalar, eteğine yapışırız. Onun için o masardan bize tevhid ilmi içerisinde merdivenin fena mertebeleri olan Yunus Aleyhisselam'ın miracı olan taht-ı sarayı tarif eder. Cenab-ı Hak Hicr Suresi 29. ayeti kerimede buyurur ki فَاِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَحْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ruhumdan bir ruh üfürdüm. İşte zikir ruhunu Mürşid-i Kamil teveccühte ihvanın kulağından gönlüne üfürür. Sonradan anlarız ki fena mertebelerini tahsil ettikçe benim varlığım benim değilse mürşidin de kendinin değil. O zaman o masardan benim gönlüme ruhunu, emrini, aşk-ı ilahisini, zikri olan fikredilmiş zikrini ve bendeki bütün açılımları ve bu miracı yapacak olan, içerisinde taht-ı sahra ve üstüvayı bulunduran, ne kadar yolculuk, merdiven ve basamak çıkacaksan bu zikrin içinde bunun fikrini barındıran Cenab-ı Hak kendi aşk-ı ilahisini, hakikat-ı Muhammediyesini, hamim sırrını, bütün ayet ve delilleriyle kendi güzelliğini bir çekirdek halinde benim kulağımdan gönlüme kendisi koyuyormuş. Kendisi ruhundan bir ruh veriyormuş. Ve böylece zikir ruhu haneyi mamur etmeye başladıkça merdivenin taht-ı sarra kısmı olan fena mertebelerinde miraç yapılır. Çünkü tevhidin her mertebesi, her rabıtası, her şuhudu birer açılımdır. Birer yol, birer mesafe kat etmedir. Yani bir basamaktan bir basamağa geçiştir. Bunlar teşbihtir tabii merdivenle bunu anlatmak veya ayetlerle anlatmak bize anlatacaktır. Sonra tevhid-i efal mertebesini telkin eder. Rabıtasını verir. La faile illallah'tır. Fiillerin faili Allah'tır. Ve yine onu da ayetle bizler zaman içerisinde anlarız.
Saffat suresi 96. ayet-i kerime ile Vallahi halekeküm ve ma ta'melun. Sizi ve sizlerin fiillerini yaratan benim diyor. Bunu da merdivenin basamaklarına çıkarken nasıl emin olup basalım diye, çünkü bilmek bir eminlik yaratır insanda, fakat görmek daha bir dirayet verir diye de şuhutlarını veriyor. Diyor ki bunun 4 tane şuhudu var. Yani 2 ayağın basamağa basarken yanlarından da tut, 2 de elini kullan, 4 birden olsun diyor. Bunlardan birincisi de tevhid-i efaldir. Yani sende ve senden gayrı, durgun ve hareketli, bütün varlıkların fiillerini halk eden benim. Yaratan benim demek, fail benim demektir. Faal benim demek değildir. Faal işleyen demektir. Halk eden, üreten benim. Yani bu fiili ben yarattım. Kimse bu fiili kendi aklından düşünüp de oturmak diye bir fiil olsun ve onu ben uygulayayım demedi. Demektir. Çünkü her fiilin birçok çeşidi var. Edepli oturmak da var, edepsiz oturmak da var. Sen şimdi hepsini hakka nispet edersen, o zaman edepsiz oturan haktır dersen, o zaman niye Kur'an-ı Kerim'de desin, şunlar 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 emri bil maruf, yani iyi olan şeylerdir, yap. Şunlar 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 da neh yani münker, kötü olan, nehyettiğim, yasakladığım şeylerdir, yapma, niye desin? Hepsini ben yarattıysam hepsini yapın der. Demek ki bizim orada anlamadığımız şeyler vardır. Tıpkı Nisa 78'i okuyup, hayır ve şer Allah'tandır deyip, 79 okumamak gibi. Sizden iyi bir şey zuhur ederse Allah'tan, kötü bir şey zuhur ederse nefsinizden. Yani biz toptancılık yönünü tercih ediyoruz da perakendeci olamıyoruz. Hemen her şey ondandır. Bu tevhidde ve özellikle sosyal medyada her yerde hemen hu diyenler de çok görülür. Hu, hu. Tamam hu da Allah demedin ki nasıl hu diyesin. Toptancı ağırlıklıdır hemen hu diyenler. Çünkü önce sohbet et. Muhabbetten bir Muhammed hasıl olsun. Muhammedsiz hiçbir şeyin hasıl olmayacağını bir karar verelim. Ondan sonra eyvallah deriz. Onun için gaye orada muhabbet değildir, Muhammed değildir. Miracı yapmadan, hamim olmadan, Yunus Aleyhisselam'ın hakkını vermeden, mürşitsiz ben haktan aldım, taht-ı üstüvaya geçmeye gerek yok. Çünkü hepimiz yerimizi biliyoruz. Biz Tin Suresi 4. ayeti kerimede لَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِي تَقْوِيمُ En üstün biçimde yaratıldıktan sonra سُمَّرَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِلِينَ Biz aşağıların aşağısına indirildik. Bunu toplum içerisinde veya bizim dünkü toplumdaki halimiz olan nefis halimiz de diyebiliriz. Ama şimdi ne diyoruz? Nefis arzına, yeryüzüne indirildik. Biz seçilmiş değiliz ki peygamberler gibi bekadan başlayalım. Fetanet, ismet, günahsızlık, yalansızlık, hatasızlıkla başlamadık ki hayata. Neden hemen hu diyorum hakkını vermiyorum mürşit masarından beni irşad eden Rabbimin? Günahsızsa niye geldik zaten? İhtiyacımız var ki buradayız. Onun için bu merdiven yolculuğunda Derya'yı iyi bilmeli, Yunus'u iyi tanımalı. İşte ikinci kez merdivenin diğer basamaklarına çıkıp da gene iki elden kenarlıklarına da tutarken 4 şuhuduyla sıfatı da telkin eder Cenab-ı Hak mürşit masarından bizlere. Yunus Aleyhisselam'ın da miracında, fena mertebelerinde yükselmesi ilk 7'nin içerisinde ikinci basamak da sıfat mertebesidir. Tevhid üzerinden miracı işleyecek olursak. Diğer ayeti kerimeler hariç. Sıfat mertebesinin de yine bize rabıtasını verir. Der ki la, yok. Mefsufat, mefsuf sıfat. Sabit sıfat, subut sıfatlar yok. İlla Allah, illa Allah var. Yani bu subut sıfatlar senin değil, illa Allah'ın. Hemen sayarız onları, deriz ki hayat. Hayat benim hayatım olsa, ben öldüm mü, hayat bitmiyor. La hayat, hayat benim değil. İlim, ilim benim olsa,
tevhid ilmi İbrahim Aleyhisselam'ın olsa, İbrahim Aleyhisselam öldüğünde tevhid ilmini bir daha kimse anlatamazdı. Aynen. Ama anlatıyor. La ilim, illa ilim, illa Allah'ın. İrade, İbrahim Aleyhisselam'ın olsa veya diğer peygamberlerin olsa, Cenab-ı Hakk'ı bildirmek isteseler, onlar öldü. Daha kimse Cenab-ı Hakk'ı bildiremez. Demek onların da değil. La irade, illa irade. Şuhutlarında şuhutlanmak bunun gibidir. Siz bile bugün ne diyorsunuz? Bu tas kebabını ben yaptım. La tas kebabı. İlla tas kebabı. Yani ben yaptım dediğin yerde düşünmen için bu la'lar, bu Yunus Aleyhisselam'a gitmek, bilmediğini bilmen için. Neden Resulullah'ın tahtı üstüvada? O zaten biliyor, seçilmiş. O anlatmak için Allah o elbiseyi kullanacak. O kendisinden kendisine irşadın olmuş. O Hira mağarasında Cebrail onu sıktığında Cebrail aklı Resul'dür. Kur'an'da Cibril diye geçer. Cibril aklı Resul'dür. Aklı Resul, Resul'ün aklıdır. Yani aklı maaş değil, aklı miat değil, aklı kül. Ömrünü ağlamakla geçirmiş. Sıkılmış, onu sıkmış diyor ya, aklı gönlüne Allah'ı bilme isteğini sormuş. Sen kimsin ya Rab? Bu kadar seni herkes merak ediyor. Ben bilmem demiş. Bir daha sormuş. Sen hiç öyle ağladın, öyle sıkıldın mı? Bir soruya cevap arayıp. O aşkla yandın mı? Gene cevap yok. Üçüncüsünde içindeki o yangın Allah demiş. Adını duyduysan hepsini tamam zaten. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın esmasını öğrenmiş. Sen canın yandı mı Allah diyor. Aşkla demiyoruz da biz canımız yandı mı Allah diyoruz. Onun için seçilmişler de o iç yangını ile olur. Aşk ile yanarsan, Efendimiz buyurduğu gibi elleri öpülesi, odun yanar yanar kül olur, insan yanar yanar kul olur. Onlar zaten yanmış. Yani Allah oradan yangınını yapacağını söylemiş. O elbiseyi hazırlamış önce. Giyeceği şekilde kendi vaadine göre Hakkati Muhammediye üzerine hazırlamış. O bekadaki miraç olan tahtı üstü var. İşte sıfat mertebesinde de bizlere la mesufa illallah dedirterek iki el iki ayağı sağlam tutturarak şuhutlarında da tevhid-i sıfatı verir. Ve fenai sıfatı yaptırır. La'lar fenai sıfat kısmıdır. İlim benim değil. Tecelli sıfatlar da illa kısmıdır. Hayat benim değil. La hayat Rabbimindir illa hayat. Onun için şuhutlarını da böyle şuhut edersek. Bunun seyri de cennet üstü. Yine Miraç fena mertebelerinde bu sefer de üçüncü basamakta da tevhid üzerinden miraç yapanlarda, üçüncü basamakta da tevhid-i zatı idrak ederiz. O da yine rabıtası ile la mevcuda illallah. La yok, mevcuda mevcut yok, illallah. Yani bu gördüğün ben ve benden gayrı dediğin varlıkların fiillerini görüyordum, onların değildi. Sıfatları görüyordum, onların değildi. Vücutları görüyorum, mevcut da onun değil. Yani la mevcuda, la yok, mevcut yok. Yani kendine nispet ettiğin vücudun senin değil. İllallah, illallahınmış. Bunu bir mürşid-i kamile geldiğimiz zaman öğretiyor bize. Yine dört tane şuhudunu veriyor. Tevhid-i zat, zat birliği, vücut birliği. Tüm mevcut benim vücudum. Ben ilk çekirdeğim, açığa çıkmak istedim, filizdim, gövde oldum, dal oldum, yaprak oldum, meyve verdim, meyvede sırrımı gizledim, gene aynı şekilde devranıma devam ediyorum. O zaman gövde ben varım dese, çekirdek der ki, ben olmasam sen olmazdın. Dal ben varım dese, gövde ona der ki, gövde olmadan dal olur mu? Yaprak ben varım dese, dal der ki ona, ben olmasam sen olmaz. Bizler de birer meyve olarak ben dediğimiz anda yaprağın sedasını duyuyoruz ki bizden önce sararıp solan yapraklar Mürşid-i Kamil masarından Yunus edasıyla hemen ne diyor? Mürşid-i Kamil
öğretmese sana, sen nasıl bunları bilecektin? Ama Yunuslara da yine seslenen var mı? Onlara da gövde ve çekirdek olan gönüllerindeki Rabb'ı der ki, ben olmasam siz de olmazsınız. Onlar zaten bunu bilirler. Biz de inşallah ben dediğimiz anda hemen bunu idrak edersek, tevhid tahsiliyle de kendimize nispet ettiğimiz varlıktan kurtulursak, hadis-i şerifin de bizlere müjdelediği gibi taht-ı sara olan miracımızı yaparız. Bir de taht-ı üstüva olan miraç yönü vardır. O da yine tevhid tahsilinin devamı olan ve kasalikleri ve ifan kardeşlerimiz bilirler. Bunlardan birisi cemdir. Yine bu müjde Necm suresinde de vardır. 7 ve 8'deki Sümme denâ fetedellâ ve kâne kâbe kavseyn evednâ ile zevki de aynıdır. Bunlardan bir tanesi Hazretül Cem'dir. Çünkü, özür dilerim, makamı Cem'dir birincisi. Çünkü kendi varlığın senin olmayınca vücut, vücudullah olur. Tecelli zat makamı Cem'dir. Efendim ve efendisi mümkün olduğunca beka rabıtalarını eserlerinde yazmamışlardır. İşlerken de saklamayalım ama yine de birazcık üstün geçelim onları. İşte bu vücut senin olmayınca Cenab-ı Hakk'ın olur. Bütün vücutlar ve mevcut, yani ruhların yaratılma yeri, bütün mevcudat cem makamdır. Cem olmuş. Kendine nispet ettiğin varlıktan soyulursan ve bütün varlıklar bu varlığı kendine nispet etmezse hepsinin sahibi Cenab-ı Hak olur. İşte cem ettim. Hepsi. Öyle değil mi? Sen baş parmağım, orta parmağım, serçe parmağım mı dersin, elim mi dersin, el dedin mi cem ettin. İşte üç makamı cem ettiğin yer, makamı cemdir, tecelli zattır. Bir basamak daha çıkacak olursak, beşinci basamakta Hazreti Cem'dir. İşte fenai sıfat yapmıştım, tecelli sıfat. İşte bu vücut benim değilse sıfatlar da benim değil. Bu sıfatlar benim değilse bunlar Cenab-ı Hakk'ındır. La hayat illa hayat. İlla hayat, illa ilim, illa irade, illa kudret, illa semî, illa basar, illa kelam ve fiilullah olan illa tekvin olur. Görmek istediğimizi şuhutlarla böyle yavaş yavaş bizlere Cenab-ı Hak miraç ederek gösteriyor. Ve bunlardan yine miracımızı tevhid üzerinde yaparken sonuncusu da tecelli efaldir. Yani cemmül cem. Ayrı bir makamdır, mertebedir. İki cemin cemidir. Çünkü vücudum var, subut sıfatlar da var. E fiil lazım. Nasıl tecelli edecek? Zatından sıfatına, sıfatından da esmalı fiillerle açığa çıkacak. Peki fiillerle açığa çıkarken hangi sıfattan ben hangi fiili işlerim? Görmek fiilini işliyorsam basar sıfatını kullanıyorum. Duymak, işitmek fiilini işliyorsam semi sıfatını kullanıyorum. Konuşuyorsam kelam sıfatını kullanıyorum. Onun için ben kelam sıfatına tecelli ettim. Niye? Konuşmak için. Demek ki fiillerle açığa çıkarmış, yalnız mutlak zatına tenzih yönüyle iman edersek vücut, vücudullah'tır. Allah vardır. O tenzihi iman göremezsin, bilemezsin. Lenterani, ya Musa hitabına, Arap suresinde olduğu gibi hitap olursun. Tenzih yönüyle bir imanla ölür gidersin. Biraz daha istiklali iman ile, merak ve araştırıcılıkla Yunus balığına gelir de, taht-ı sara tahsilini yapar da, üstüva yönlerinin de oradan lezzetleri kulağından gönlüne inmeye başlarsa, o zaman teşbih yönünü yapar. Sıfatlar da benim değilse sıfatlarından göreceğim onu. Peki hayat diyorum. Hayat var. İcraat yok. Yalnız hayattan göremiyorum onu. Canlılık var. Mesela bir ağaç var ve canlı. Ama hiçbir meyve vermiyor. İsim almamış. Dalı budağı belli değil. Meyvesi de belli değil. İsim de almamış. Ağaç. Ne ağacı? Sesi yok. Kelam sıfatına bürünmemiş.
konuşması lazım. Onun için biz onu nerede görüyoruz? Sıfatlardan da şeriat ve tarikattaki kardeşlerimiz özellikle esmaya vücut verir ve sıfat mertebesinden Cenab-ı Hakk'ı şuhut ve müşahede ile zevk eder. Bunun bir ileri aşaması fiillerle açığa çıktığı için kendilerindeki fiil ve davranışlara dikkat